فَمَنْ زُحْزِهَا عَنِ النَّارِ وَاُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازِ Buraya da itiraz ediyorlar. Diyorlar ki, Müslüman cehenneme girmez. Cennete gidecek. Kafirler cehenneme girecekler. Müslüman iman etti ama içki içiyor. Müslüman iman etti ama rüşvet alıyor. Müslüman imanı var ama kumar oynuyor. Müslüman imanı var ama iffet düşmanı. Müslüman imanı var ama milletin malını çalıyor, yiyor. Bu adamla helalinden evine ekmek getiren Müslüman ahirette Allah Teala'nın mahkemesinde aynı olursa bu Allah Azze ve Celle'nin adaletine uymaz kardeşim. Onun için iki sahabeden geliyor. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ فَيُسَمَّوْنَ الْجَهَنَّمِيِّينَ Bir kavim, bir grup, onlar cehennemden çıkacaklar. Peygamber Aleyhisselam'ın şefaatiyle çıkacaklar. Cennete girecekler, onlara cehennemlikler denecek. Anlayacaklar bunlar cehennemden geldi diye. Yani cehennemden bir grup çıkacak, cennete girecek. Kim onlar? İşte dünyada Allah Azze ve Celle'nin emirlerini yerine getirmeyenler, onun buyruklarına, talimatlarına isyan edenler, o azabı orada çekecekler. Ondan sonra cennete Allah Azze ve Celle takdir buyurursa öyle cennete girecekler. Yine tabii siz hadisle bu mevzuyu anlatınca onlar itiraz ediyor. Olmaz diyorlar. Kur'an'dan bize delil getirin. Kur'an-ı Kerim'den bunun delili var mı? Yani bir adam Müslüman, namazı yok, haram var, içki var, rüşvet var. Milletin, devletin malını haksız yere zimmetine geçirme var. Bütün bunları yapan bir adam Ebu Bekir'le, Ömer'le, Osman'la, Ali'yle radıyallahu anhüm ya da namazını kılıyor helalinden evine akşama kadar çalışıp alın teriyle ekmek getiren bir adamla bir olmaz, olamaz kardeşlerim. Allah Teala'nın adaleti bunu kabul etmez. Buyuruyor ki bu suresinin 106. ayetinde. فَأَمَّا الَّذ۪ينَ شَكُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يدٌ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ 106-107. ayet. Yani o dünyada asi olanlar, Allah'ın emirlerini yerine getirmeyenler, onlar cehennemlik olacaklar. Orada خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ Bu aslında kıyamet kopunca yer gök olmayacak bir daha. Peki burada yerler gökler durduğu müddetçe diyor bu kinaye. Yani onlar cehennemde bir müddet kalacaklar uzun süre. Sonra oradan çıkacaklar. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّهُ Sayit olanlar, Müslümanlar, onlar da cennette olacaklar uzun zaman ama Allah'ın murad ettiği bir an var ki o müstesna. Yani cehenneme geç girecekler. Cehenneme geç girecekler. Öteki grup da ebedi cehennemde kalacak ama imanı olanlar oradan ayrılacaklar, oraya girenler. Günahlarına göre azabı çektikten sonra ayrılacaklar.